Selamun aleyküm saygıdeğer arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çeşitli sebeplerden dolayı bir süre video çekemedim saygıdeğer arkadaşlar. Şimdi o sıkıntılardan bahsedip başınızı ağrıtmak istemem. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim. Yeniden Celil kardeşimle bir video çekmeye karar verdik. Zaten Celil kardeşimizi diğer videosundan tanıyorsunuz. Bir nevi arkadaş kurbanı olarak bir süre ceza yatmıştı. Bugünlerde de başına bir olay gelmiş. Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Ev hapse almış. Maalesef evinden dışarıya çıkamıyor. Evi burası zaten. Geç. Bu kardeşimiz arıcılıkla, hayvancılıkla, tavuk besleyerek, işte ördek, kaz gibi şeyler besleyerek bunların yavrusunu alarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Bu ev hapsinin nedenlerinden bahsedelim, süresinden bahsedelim. En önemlisi de sabıkalı olduğu için bu ev hapsini aldığından bahsedeceğiz. Şimdi Celil kardeşim şeyden başlayabiliriz. Bu ev hapsi ne zaman aldın? Ne kadar oldu ve ne kadar daha süresi varla alakalı başlayabiliriz? Yaklaşık bundan. Öncelikle özür dilerim. Hoş geldin bu arada kanalıma. Şöyle bunu iliştireyim. Hoş bulduk. Öncelikle şunu anlatayım. Tabii ki bizler her zaman sabıkalı olduğumuz için 1-0 önde mağlup bir şekilde giden insanlarız. Bir. İkincisi, benim gibi sabıkalı olan birçok kişinin ikinci bir söz hakkında kendine inandırma bir şansı olamamakta. Ama benim tanımış olduğum şahsın abisinden sebebiyet tanıdığım kişiyle Yenikent dolum tesislerinin karşısındaki parkın içine girip arabamla beraber bir iki sohbet ettik ve biçilmiş çim otu yarım çöp poşetlerinde arabamıza koyduk, çıktık. Hayvanlar için. Hayvanlar için. Ve burada hırsızlık olayı oluyor. Hırsızlık olayında mobese kamerasından arabam kapalı kasa olduğu için buradan çıkarken biliyorum ki, tabii ki biliyorum, mobese var. Arabam buradan tespit ediliyor. Bakılıyor ki sabıkalıyız. Sabıkalı olduğumuz için yapmış mıdır? Yapmıştır hedefiyle. Mahkemeye çıktık, ifademizi aldılar. Tabii ki ifadeden sonra da şüpheli şahıs sabıkalı olduğumuzdan dolayı şüpheli olarak görüp ev hapsi verdiler. Ve bu ev hapsinde şu anki evimin de hapis olarak yatmış olduğum cezam. Yaklaşık süresiz ilk mahkemeye kadar diyorlar ama bu 40 günde olabilir, 60 günde olabilir, olma şansı yüzleri büyük. Ve ispat, delil ve araştırma yönünde araştırılacak. Ki ama tabii ki bu arada bizim yapmış olduğumuz işimiz hayvancılık, alsat olduğu için bu arada evimizden tabii ki ayrılamıyoruz. Ellerimizden öper iki tane kız çocuğu. Allah bağışlasın. Evet, bahsettiğimiz gibi. Biraz evvel bahsettiğimiz kızımız. İkisi de bunlar. Tabii ikisine de bakmakla mükellefim. Bunların okulu, giyimi, kuşamı, işte yemesi, içmesi. Bunların bir nevi riskini taşımak ve toplamak zorundayım. Yapmak zorundayım. Kazanmak zorundayım. Allah bağışlasın Celil kardeşim. Nur topu gibi iki tane yavrunuz var. Hayırlar Rabbim var. Acılarını göstermesin amin, inşallah. Amin. Benim cümlemizin. Ve kendim şu an evimde ev hapisindeyim. Ki tanıdığımız eşimiz, dostumuz, ihtiyaç kadar ihtiyacımız ne varsa telefon açıyoruz ki Allah razı olsun. Onlar da imdadımıza yetişiyor. Yetişen arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun.
Bu arada hiç çekinmeden beni de arayabilirsin. Bu zamana kadar aramadın ama Tabii ki, hiç tabii şüphen ki, olmasın. tabii ki. Sen de bizim bir abimizsin Allah razı ki olsun. sizler gibi insanlara muhakkak ilk arayabileceğim insanlar sizin gibi Allah razı insanlar. olsun. Şimdi böyle bir mağduriyetim olduğundan dolayı zor dönemler geçiriyorum diyorum. Evet, geçiriyorum. Çünkü çocuklarımın okulu var. Okullarına götüremiyorum. Çünkü benim durduğum yer dağ içerisi, orman içinde. Ve Yani buradan aşağı birilerinin götürüp getirmesi tabii şart ki, tabii yani. ki, tabii ki bunlar kız çocuğu, erkek çocuğu değil. Yaklaşık en azından 25 dakika yürümesi var buradan. Oradan arabaya binecek. 15-20 dakikada okulu, 1 saat. Bunları götürecek, getirecek kimse yok. Aynı zamanda çocuklarımın zaten annesi yok. Anne de benim, baba da benim. Bakımlarını da üstlenmiş olan bir insanım. Valla şu anki konumda devletimize sığındık, adaletimize sığındık ama devletimiz şu konumda hakikattan ve hakikattan sahip çıkmıyor. Bugün acaba bir Suriyeli mi olmamız gerekiyordu? Değil mi? Maaşımız bağlanabilmesi için, çoluğumuza çocuğumuza sahip çıkılabilmesi için Suriyeli mi olmamız gerekiyordu? Veya dışarıdan bir savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmamız mı gerekiyordu? Niçin? Yani biz Türk'üz, Türk milletiyiz ki biz ne oluyorsa zaten bu konumda zengine bir şey olduğu yok. Evet. Gerçekten yok. Fakir olduğu için hakkını savunamıyor. Hakkını arayamıyor. Aranacak sıvatlarda koşamıyor. Şu an gerçekten bir mağdur bir şekilde dağın dibinde cezamızı çekmeye çalışıyoruz. Tabii bu arada sadece biz değil. Bizimle beraber İbrahim Bey, çocuklarımız da bu Onlar da. cezayı çekiyor. Bir ikincisi, bakmış olduğumuz hayvanlarımız da çekiyor. Bunların yiyeceği içeceği işte sağ olsun. Zaten askıda görüyorsunuz İbrahim Bey, bayat ekmekler tanıdığımız sağ olsun fırıncı arkadaşlarımıza işte telefon açıyoruz. Allah razı olsun arabasıyla hayvanlar en azından bu hayvanların yiyintisini bayat ekmeğini, onunu bunu getiriyorlar. Bu vasıtayla hayatı idam ettirmeye çalışıyorum. Evet, zor anlarda mıyız? Çok zor anlardayız. Zaten ben birkaç videomda da bahsetmiştim bundan. En çok cezayı zaten çocuklar çekiyor. Yani sabıkalı birinden ziyade Evet. bunun bakmakla yükümlü olduğu çocukları, eşi, senin eşin yok gerçi. Sen hem annesin hem babasın bu arada. Maalesef. Onların geliriyle gideriyle ilgilenmek zorundasın. Bu ev hapsi de seni tamamen Elim ayağımı bağladı. bağladı. Elim ayağımı bağladı. Ne kadar mesafeye gidebiliyorsun evinden? 60 metre. 60 metre. O da 60 zaten metre. bahçenin içi Zaten diyebiliriz bahçenin yani. içerisinde yani. 30 metre bu tarafta bahçem var. 30 da böyle olsa. 30 da böyle olsa 60 metre. Ya. Bahçenin dışına çıkamıyorsun Çıkamıyorsun. diyebiliriz yani. Evet. Gerçekten çok zor bir hayat. Peki yiyeceğini, içeceğini arkadaşların getiriyor demiştin. Sürekli getirebiliyorlar mı? İrtibat kurabiliyor musun? Şimdi itibar kurduğumuz arkadaşlarımız sağ olsun Allah razı olsun. Getirdikleri anlarda zaten bir günlük 2 günlük değil. Almış olduğumuzu getirmiş olduğunu arkadaşlar 3-5 günlük bir haftalık. İşte bittiği zaman sağ olsun hep bir kişiye yük olmaktansa olmamaya çalışıp diğer nazımızın geçtiği diğer farklı arkadaşlarımızdan bu sefer rica ediyoruz, minnet ediyoruz. Allah razı olsun. Sevilen sayılan insanlarmışız ki Yani. kırmıyorlar ve Allah razı olsun. imdadımıza yetişiyorlar. Bu arada 4-5 gün bayat ekmek yiyorsun diyebiliriz de Tabii öyleyse. ki, tabii ki, tabii ki. Yani Yani ekmeği bunu kendin yapmıyorsun değil mi? yok hazır geliyor. 4 günlük ekmeğimi asarım tavanımda poşetin içerisinde tencerede buğulama. Yani az bir Buharda. buharda buğulatırız, yumuşatır. Bu şekilde 3-4 günlük ekmek çocuklarıma bu şekil yumuşak bir şekil yapıp yiyebiliyoruz. İdam hayatımız bu. İdamımız da bu. Senin Allah sonumuzu hayretsin. bir nevi geçmişte yapmış olduğun hata veya değil, suçlu veya suçsuz artık sonuçta bir sabıka almışsın. Bu sabıkanın bedelini şimdi çocukların ödüyor. Peki Evet. çocukların öderken bu bedeli neler hissediyorsun? Yani çok ızdırap çekiyor musun kendince Tabii ki, çocukları tabii bunlara ki, mahkum tabii ki, ettiğin için? tabii ki, tabii ki. Yani ister istemez acılar içerisinde
ızdıraplarda yaşıyoruz tabii ki. Yani ya kim, hangi anne baba böyle bir konuma gelip iki tane kız çocuğu, bunlar erkek çocuğu değil ki. Evet, evet. Kim olsa üzülür. Gördüğüm üzülmeyen var mı? İkisi de küçük yani, yaşları. Biri elinizden öper 10 yaşında. Allah başlasın, Allah razı olsun. Birisi elinizden öper 13 yaşında. 13 yaşında. Tamamen bakıma yani, muhtaç çocuklar tabii yani. Ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Allah acılarını göstermesin. Amin, de Allah da amin, sizden razı olsun. Amin. Yani sizlerden de razı olsun. Bunu yapmaz. Götürür icabında yetiştirme yurduna verir. Sen burada hem annelik yapıyorsun hem yani, babalık yapıyorsun. Şimdi birazdan da geçimini nasıl sağladığına dair bu hayvanları da çekip takipçilerimize göstereceğiz inşallah. Tabii ki. Civciv satarak işte ne bileyim büyükbaş hayvan alıp satarak geçimini sağlıyorsun. Arıcılık yaparak. O da yok. Şu an onlar da yok. Onlar da yani yok. Şu an elimizdeki olan arıcı ki bal sezonu daha gelmedi. İşte olanından muvaffaklanmaya çalışıyoruz. İşte şu an elimizde tavuk, ördek ve kaz. Bunların yumurtasından, işte çıkan yavrularından satıp ve geçimimizi, hayatımızı idam ettirmeye çalışıyoruz. Evet. Hakikaten yani sosyal hizmetlerinden almış olduğumuz 3 aydan 3 aya 500 lira veriyor. Mecburiyetten alıyoruz. Normalinde aslında böyle bir konumum olmasa ben inanıyorum ki hiçbir çocuğumu muhtaç bırakmadım, bırakmam ya. Evet. Çalışır cavalar, rızıklarını her zaman kazanırım. Kimseye de muhtaç etmem. Ama bu pozisyonda elimiz kolumuz bağlı. Ne anlatsak anlatamıyoruz. Peki bu ev hapsini alırken bu hakime bunlardan bahsettin mi? İşte benim bakıma muhtaç çocuklarım var. Kendilerine hakikaten söyledim, ilk baştan söyledim. Dedim efendim bu suçu, siz bir suçtan yargılama yapıyorsunuz ama ne suçuyla yargılandığımızı dahil ben bilmiyorum. Bana açık eder misiniz? Belediyenin deposundan hırsızlık malzemesi çalındığı için, arabanın kapalı kasa olduğundan bizi şüpheli olarak görüp bu şekilde yapabilirim. Dedim şu konum. Sayın savcım, sayın hakimim, yani siz bu ev hapsini veriyorsunuz ama benim iki tane yetim kız çocuğum, ellerinden öper, var. Bunların okulu var, evden bir hayli uzak. Bunların geçimi, bunların kimsesi yok. Yemesini, içmesini benim getirmek mecburiyetim var. Ki kendimizi dinletemedik. Ha, sebeplerini de söyleyeyim, sabıkalı olmamızdan. Tabii ki bu arada 3-4 sene yatırdılar. Daha evvelki cezalarımızdan. Pardon. Pardon dendi. Dava bozuldu. İçeriden çıkardılar ama kaybetmiş olduğum çok bir şeyleri şu an para karşılığıyla devletim yapmaya kalksa yapamaz. Ha, burada biz bir vatandaş olarak, bir halk olarak, bir gariban olarak hakikatten ezilen, ölüme itilen insanlardan birileriyiz bizler. Evet. Onun için lütfen rica ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere, Sayın Yargıçlarımız, Sayın Savcımız, Hakimimiz, bu konumlara gerçekten bir göz önünde bulundurarak, yapılmış olan şeylere bir insafiyet bekliyoruz. Ki hakikatten ve candan kalpten söylemek üzere söylüyorum. Bu tür işlerle benim işim olmadı. Olmaz da Allah da nasip etmesin. Amin, amin inşallah. İsterim ama çalma, çırpma böyle bir huyum asla olmamıştır, olmaz. Bir de bugünlerde ben şeye çok rastladım. Birkaç takipçimden de bu soru yöneltildi bana. Hatta yakın çevremden birisi de buna maruz kaldı. Tekerrür, mükerrür suçlarına infazsız direkt hapis cezası. Evet. Ya Allah'tan şimdi sana böyle bir şey olmamış. Zaten çoluk çocuk hepten perişan olacaktır. Yani, ihtimalle de. Yani hepten yıkım ve hepten hüsran olurduk.
ve yapmış olduğumuz cezaları pardon deyip bozuluyor. Ama işten suçsuz geçiyor. Suçsuz çıkıyor ama buna rağmen bizim sabıkalarımız halen silinmiyor. Evet evet silinmiyor. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Yani gerçekten çok mantıksız, aşırı derecede kötü bir şey. Yani vatandaşın sabıkası var 2-3 tane neyse. Ayrıca suçun da aynı suç olması da çok da önemli değil aslında. Mesela bir yakınım alkollü araç kullanmaktan ceza aldı. Yine bir kazaya karıştı, trafik kazasına, bir ondan ceza aldı. Üçüncüsü de kavga. Bunu mükerrere sokarak 2 ay 24 gün hapis cezası vermiş. Normalde 5 yılın altındaki cezalar da tutuklama kararı zaten çıkmıyor ama mükerrer olduğu için infazsız direkt 2 ay 24 gün hapis cezasını infazsız yatırma kararı çıkmış. Yani bu son dönemlerde oldu aslında. Çok da aşırı evet. Mantıksız bir olay. Yani nedir kardeşim? Tabii mükerrer, tamam kabul ediyorum ama birisi farklı suç, diğeri bir başka suç. Neymiş? Mükerrürmüş. Uyduruk bir ceza alsa, küçük bir ceza alsa bile bunu infazsız yatmasına hükmediyor. Bu da ailelerin yanlış, maalesef yanlış, tabii oldukça yanlış. Ailelerin yıkılmasına, yok olmasına. Yanlış. Zaten senin önceki cezaevi hayatından dolayı yanlış. Ailen, yuvan yıkılmıştı. Evet, evet, evet. Şimdi de bu suçtan da bir de ceza alırsan, şimdi ev hapis almışsın yarı yarıya neyse diyelim. Hapis cezası alırsan çoluğun çocuğun hepten perişan. Mağdur olacak, perişan hepten olacaktır. Perişan, hüsran. Peki bu ilk mahkemede senin izlenimin ne? Yani beraat mı verir yoksa davayı kapatabilmek için ceza mı verir? Zaten ceza alırsan az önceki konumuza bağlantılı bu. Direkt tutuklama kararı çıkar diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Karar o anki yargılayan hakimin ve savcının kararıdır. İnisiyatifine kalmış tabii. Tabii ki. Yani biz hakikaten mağdur bir insanlarız. Mağduriyetimi de dile getiriyorum. Böyle bir olaylardan her zaman kaçıyorum. Kaçtığım gibi de zaten dağın dibindeyim yani. Kimseyle muhatap olmamak için, kimseyle yüz göz olmamak için. İşte kimseyle böyle bir konumlarla karşı karşıya kalmamak için kendimi her zaman uzak tutuyorum. Evet zaten çünkü yaşantından da belli yani. Buraya kapanmışsın çoluğunla çocuğunla. Mutlu mesut yaşamaya çalışıyorsun. Ne kadar yaşayabilirsen tabii ki. Yani çünkü sorumlu olduğum şeylerim var. Sorumluluk taşıdığım çoluğum çocuğum var. Hayvanım var. Bunlar hep sorumluluk altında olan şeyler. Bunlar bakım isteyen, çocuk gibi ilgi alaka isteyen şeyler. Bunlarla ilgilenemezsen bunların hepsi yok olma şansı %100. Evet. Şimdi arı kovanlarında zaten göreceksiniz burada ki bunlarla da ilgilenemezsen hepten telef olur. Ama evet. Yani bir insana bir cezayı verilirken sabıkalı olmasına bakaraktan yargı yapılmasın. Ön yargıyla yaklaşılmasın. Yani iyi incelesinler, güzel incelesinler, güzel karar versinler. Haksız yere yanmasın kimse. Evet, ceza hak edene verirsin. Yani biz bunu zaten inkar edemeyiz. Yani hak etmişse cezayı alacaktır mutlaka ama. Ben bu suçta bu suçu işlemişsem kanunun, adaletin kestiği parmak kanamaz. Hakkıma verilen cezaya da razıyım. Peki bu olaydan kaç kişi ev hapsinde şu an? Tutuklu var mı? İki kişi. İki kişi ev hapsinde. Kişi. Tutuklu yok değil mi? Yok. O iki kişi de yanındaki aracım, arkadaşlar. Yanımdaki bir kişi. Bir ben bir o. Hmm. Yani o da benim arabamın önünde mobese'de görülmüş. Ondan sebebiyet ikimizi de bu olaydan sebebiyet alıyorlar şüpheli olarak. Peki bu arkadaşın sabıkası var mıydı? Var, o da sabıkalı. Hmm, o da sabıkalı olduğundan dolayı. O da sabıkalı. Ama hırsızlıktan sabıkası var mı? Başka bir şeyden var mı? Onu bilemiyoruz. Biraz önce de bahsettim ya, mükerrür için suç ayrımı yapılmıyor. Ya. Yani. O suç bu suç denmiyor. Üç farklı suçlardan bile mükerrür kararı çıkabiliyor maalesef. Evet. Hatta bir videomda ben bahsetmiştim. 88 yılındaki suçumun cezasını bana 2015 yılı olsa gerek 2015 yılında tekrar denetime tabi tuttular. Hı.
mükerrüre girdiği için. Zaten 2015 yılında falan çıktı diye düşünüyorum bu yasa. Evet. Ki oldukça da yoğun dilekçe varmış. Bu mağduriyet yaşayanlar oldukça çok olduğu için dilekçeler varmış. Bu da yeniden ele alınacak diye bir bilgiye sahibim. Ya bu mükerrür yasası iptal olma ihtimali yüksektir. Bu arada takipçilerimden de mutlaka bu tür konulara maruz kalan vardır. Onların da içi rahat olsun. Yakın zamanda bu yasada yeniden ele alınacaktır diye biliyorum. Buradaki tekerrür mükerrür aynı suç olur. Suç tekrar olur. Tekerrür mükerrür olur. Evet, eskiden evet. Bu şekilde yani o suç farklı, bu suç farklı, tekerrür farklı. Yani buna benzer birçok suçlamalar aynı suçlar tekrar tekrar 1, 2, 3, 4 yaparsa bunlardan alınan cezalar zaten tekerrüre mükerrüre girer. Ama eskiden öyleydi. Şimdi eskiden öyleydi. Şimdi o suç farklı, kapsıyor. Bu suç farklı. Şimdi hangi suçtan girersen gir. Tekerrür, mükerrür, mükerrür özgü, infazsız, 4'te 4, 3'te 4 yat. Böyle bir şey yok. İnfazsız şimdiki yasada komplesini yatıyorsun. He. 2 ay 24 günü bir fiil kapalı cezaevinde yatırıyor. Ya. Bu da oldukça çok mantıksız. Yeniden gündeme getirecekler, onu ele alacaklar artık. İnşallah. İnşallah hayırlısı alırlar. Olur da hayırlısı olur. Mağduriyetler azalır. Ayrıca şunu da söylemek isterim. Hapishanenin doluluk oranı o kadar çok ki Türkiye'de 125 bin mahkum varmış yani. Bırakın sabıkalı olanları, 125 bin mahkum varmış. Türkiye'de sabıkasız kimse yok ki, herkes sabıkalı. Yok, doğru söylüyorsun. Yani. Herkes sabıkalı. Celil kardeşim şunu da atladık. Çocuklarını kim götürüp getirebiliyor okula şu an? Şu an büyükbaş hayvan alım satım işi yaptığımız bir kardeşimiz var. Turgay Yılmaz diye bir kardeşim. Sağ olsun. İşte okullar açık olduğu zaman ufak bir kamyonet, pikap tarzı bir arabamız var. Onu veriyorum ona. İşte sabahları çocukların okula gitme saatinden yarım saat evveli kendisi gelip buradan çocukları alıp okula bırakıyor. Evet. Gelirken de alıp geliyor. Yani böyle bir yardımcı oluyor ama tabii ki nereye kadar yardımcı, ne kadar götürecek, getirecek, ne kadar yardımcı olabilir? İnşallah bir an önce biter de. Peki inşallah. Ne kadar süre geçti bu olayın üzerinden, ev hapsinin üzerinden? Yaklaşık bir 20 gün. 20 gün. Yani yaklaşık 20 gün daha ev hapsindesin diyebiliriz. Yani belki de daha fazla olabilir. Bilemiyoruz onu. Bilmiyoruz yani nasıl olur, nasıl gider. Mahkemenin vereceği karara göre ilk kimisi diyor ki ilk diyor ifadeni verip diyor ifadeni alana kadar diyor ev hapsi tutar, ifadeni aldıktan sonra diyor ev hapsi olayını kaldırır. Tabii bilemiyoruz o kadar iyisini. Şu an hayatımızı burada idam ettirmeye çalışıyoruz. Cenab-ı Mevlam kimseyi bu durumlara düşürmesin. Amin amin inşallah. Böyle bahçen sanırım bu kadar. Evet, arılarım da orada zaten görebilirsin, sıkıntı yok. Arılarım da burada. Geçimini sağlıyorum. Yoğun olarak arıcılıkla arıcılık ve tavuk, hayvan. Evet, Celil kardeşimizin fakirhanesi burası. Bu arada arıcılık belgesiyle almış olduğumuz yerimizin arı sağım yerinde çok büyük olduğunu bahsediyorlar. Halbuki o kadar da büyük değil. Çünkü içeride bal tenekelerimiz oluyor yeri geldiğinde. Makinemiz oluyor. Boş kovanımız olabiliyor. Ama işte ormancı devamlı gidip gelip şikayet var, rahatsızlık veriliyor. Veriyorlar da. Yani bunları yetkililerin gerçekten bir duyup el atmasını temelli ediyorum. Biz evet helalinden kazanıp, helalinden çalışıp bulup yeminin peşindeyiz. Kimsenin arabında değiliz. Benim zaten kendi yapmış olduğum işlerim arıcılık. Yani gezgin aynı zamanda üreticiyim ben. Gezgin ve üreticiyim.
Hani yetkililerin bunları duyup bu işe el atmasını bekliyorum. Ormancılarla da başın oldukça dertte. Tabii ki. Ormancılarla da bir hayli bir sıkıntılar yaşıyoruz. Yok şikayet var. Yok işte görünüm çirkinliği var. Yani görünüm çirkinliği de şu an çektiğim yani bahçe çitleri olsa gerek. Evet, evet. İşte, i̇nşallah bunları en kısa zamanda aşarsın. İnşallah. İşte bir nevi buralarda, bağda, bahçede ne bileyim işte plastik, hurda, işte boş alkol şişesi 25 kuruş. Öyle topluyoruz, biriktiriyoruz. Geçimi sağlamaya çalışıyoruz. Yapacak başka bir işimiz yok. Çalmadık, çırpmadık. Bu pozisyondayken bile böyle bir çalma çırpma huyumuz olmadı. Olmaz da. Allah da öyle bir şey nasip etmesin. Neyse her şey nasip olsun. Helalinden olsun. Çalışıp kazanarak yemek içmek nasip etsin Cenab-ı Mevla. Haramı kesinlikle de nasip etmesin. Evet Celil kardeşim, son olarak takipçilerimize söylemek istediğin bir şeyler var mı? Var mı derken herkes şu anki konumumu görüyor. Şu anki durumumu görüyor. Cenab-ı Mevlam kimseleri bu durumlara düşürmesin. Amin amin. Bütün sevgili kardeşlerime, sevgili arkadaşlarımıza her attığı adımda ayağının biri çukura gidebilir mi? Her attığı bir adımda hasber kadar başına bir iş gelebilir mi? Bunlara çok dikkat etsinler. Özellikle sabuka almasınlar diyebilirsiniz. Yani. Peki Celil kardeşim, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tekrardan kanalıma misafir oldun. Teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Siz de gerçekten çok güzel, kaliteli bir insansınız. Allah razı olsun. O sizin. Teşekkür ederim. Sizleri gerçekten seviyorum. Allah razı olsun. Arkadaş, bir kardeş olarak seviyorum sizleri. Allah razı olsun kardeşim. İnsansınız. Çok teşekkür ederim. Sizler olmasanız belki bu şekilde sesimizi duyuramayız. Evet. Her şey bir vesiledir. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. İnşallah duyan büyük bir yetkili insanlarımız duyar bizi, bu konumuzu göz önünde bulundurur. İnşallah. Temennimiz bu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için 3-5 dakikanızı aldım, başınızı ağrıttım. Çok özür diliyorum. Estağfurullah. Evet saygıdeğer arkadaşlar, bu videomuz da burada son bulmaktadır. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her zamanki söylediğim şeyleri söylemeden önce şunu tekrardan vurgulamak isterim. Sakın ha sakın sabuka almayın. Videomuzda da bahsettiğimiz gibi suçun niteliği önemli değil. İki suç tekerrüre girer. Üçüncü suç mükerrüre girer. Özellikle ve özellikle sabukalanmaktan kaçının. Hapishaneler yatılacak gibi bir yerler değil. İnsan yeri değil diyebiliriz. Zaten bir koğuşta, 16 kişilik bir koğuşta 15-20 kişi fazla yattığı defalarca kulağımıza gelmiştir. Ki kendimiz de bu durumları yaşadık. İki katı 15 kişilik koğuşta bir 15 kişi daha yatabiliyor. Yine her zaman söylediğim şeylerle videomu sonlandırmak isterim. Saygıdeğer arkadaşlar, özgürlüğün değeri hiçbir zaman hiçbir şeyle hiçbir şekilde biçilemez. Özgürlüğünüzün değerini bilin. Sevgi, saygı çerçevesinde Allah'a emanet olun.